Evet, sanırım uzaktan eğitim merkezinden bizi tekrar uyarabilirler ama ben yayın başladı diye bir düğüm aldım. Özel hocam başlayabiliriz herhalde ben. Başlayabiliriz. Tamam. Başlayabiliriz. Öncelikle Özen hocamla beraber bugün 19 Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi'nin de desteğiyle böyle bir eğitici ya da sohbet toplantısı niteliğinde bir toplantıyla karşınızdayız. Özen hocamla ben bugün moderatörlük yapacağım ama Özen hocam daha çok bu özellikle umursamak konusuyla ilgili bugün kendisinin de daha önceki konuşmalarımızda belki birkaç hafta önce planladığımız ama bugüne denk gelen müsbet bir sohbet. Tabii Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak her hafta mümkün olduğu kadar çarşamba günü ama eğer tatil varsa belki bugün bir başka program varsa diğer günlerde de bir söyleşiyle karşınızda olacağız. Amaç burada gündelik öncelikle ama herkesin merak ettiği bazı konularla ilgili bilgilendirmek. Sizlerin de sorun veya bir farklı varsa bu uzaktan eğitim merkezinin sağladığı bizlere iletebilirsiniz. Hocama ben de bugün umursamak konusunda hocam tekrar merhaba. Merhaba. Bugün sabah birlikteydik ama bu konuyla ilgili sizle bir ön görüşme yapmıştık. Bugün biraz daha böyle uzunca bir süre konuşmamız umursamak konusunda olacak. Bu konuyla ilgili tabii umursamak deyince bir de umursamamak da oluyor. Bugün de ben size bahsetmiştim. Ama daha çok umursamakla ilgili konuşma gerçekleşecek. Ben sunu size iletiyorum ama ben de bir ara müdahale edebilirim. Bana iletmek istediğiniz varsa onları tabii ki iletebilirsiniz. Ben bu taraftan da sorular varsa size iletmeye çalışacağım. Konumuz umursamak. Teşekkür ederim. Sağ olun Murat Hocam. Sağlık Bilimleri Fakültemizin ilk sağlıklı yaşam webinarını sunmaktan onur duyuyorum. Bunu bana teklif ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve hocamın da dediği gibi bugün umursamak konusunu konuşacağız. Bu kavramla aslında biz eğitimimiz boyunca özel olarak tanıştırılmadık. Yani pek çok kavramı işledik ama umursamak kavramının üzerinde özellikle durmadık. Literatürde de doğrudan umursamak diye bir kavramın çok da geçmediğini gördüm bu konuyu hazırlarken. O halde nereden çıktı bu umursama sevdası ve neden tam zamanında? Geçen yıl bir meslektaşım Yüksek Haftası'nda benden umursamak üzerine bir konuşma istedi. Bakımı umursamak diye. Kabul ettim. Kolay olacağını düşündüm açıkçası. Ancak o zaman gördüm ki umursamak ya da umurunda olmak yabancı olduğu bir kelime değil ama tanıdık olduğunda bir kelime değildi. İnternete girdim ve umursamayla ilgili şeylere baktım. Genellikle umursamamak üzerine deyimler olduğunu gördüm. Mesela artık umursamıyorum hiçbir şeyi, olduğu kadar, olmadığı kadar gibi. Ya da hoşuma giden her şeyi yaparım, kimin ne düşündüğünü ilgilendirmez gibi. Bazı şeyler yola girmeyecek kadar yoldan çıktı, ondan bu boş verişlerimiz. Umursamamak intikam almaktan iyidir gibi. Vallahi şu saatten sonra gemi mi geliyor, liman mı yanmış, kaptan mı ölüyor, zerre kadar umurumda değil gibi. Bir dizi umursamamak üzerine hatta nasıl umursanmaz üzerine siteler olduğunu gördüm. Demek ki umursamama durumu var ve üzerinde insanlar çok konuşur. Peki umursamak nasıl bir fark yaratıyor? Bizim bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor bugünlerde aslında. Çünkü pek çok şeyin umurumuzda olması gerekiyor. Yine webde umursamayla ilgili bulduğum bir cümle, bir kişiyi öldüreceğinize umursamaz davranın. Ruhunda bir can ya da kişilik taşıyan hiç kimse umursanmamaya sonsuza kadar dayanamaz diyordu. Bununla ilgili bir araştırmada da şöyle bir sonuca ulaştım Griffiths ve arkadaşlarının. Sağlık hizmetinin alıcıları yani hastalarımız ya da diğerleri en önemli sağlık hizmeti sunanlarla ilgili rahatsızlığın sağlık çalışanlarının umursamayan tutumları olduğunu söylüyordu. O halde umursama üzerine bizim düşünmemiz gerekiyor. Şimdi ben umursamayı biraz kenara bırakıp umursamak üzerine daha ayrıntılı geçmeden önce insanda erdem ve karakter kavramlarına bakmam gerekiyor.
yaptığım çalışmada bunun böyle olması gerektiğini gördüm. Çünkü insanların kendilerine, başkalarına, dünyaya hatta evrene karşı iyi olabilmesi karakterini tamamlayacak erdemler geliştirmesine bağlı. Erdem olarak tanımlanan davranışlar üzerinde insanların çalışması, bu davranışları modellemesi, öğretmesi ve desteklemesi gerekiyor. İnsanların erdemli davranışları, karakterlerinin kalıcı özelliği haline getirmesi gerekiyor. Bu konu erdem deyince Aristoteles geliyor akla. Aristoteles'in perspektifinden iyi insanın karakterine bir daha ayrılmayacak şekilde yerleşmiştir erdem diyor. Iris Murdoch ise erdemin söz konusu olduğu yerde genellikle görerek anlayabileceğimizden daha fazlasını anlarız, büyürüz, gelişiriz diyor. O halde Aristo'nun 2000 yıl önce işaret ettiği erdemlerin eyleme dökülmesi, geliştirilmesi ve erdemli insan olmak için çalışılması gerekmekte. Ki bu huy olabilsin. Aristo erdemin da alışkanlığa dönüşmüş ve kişinin huyunu tanımlayan bir durum olduğunu söylüyor. Demek ki bizim alışkanlığa dönüştürdüğümüz erdemlerimiz olması gerekiyor. İnsanın çevresinin de bunların gelişmesini desteklemesi gerekiyor. Çünkü erdemler akıllıca seçilmiş eylemler ve duygular yoluyla yaşam koşullarına iyi tepki vermek için oluşturduğumuz karakter özelliklerimizdir. O halde iyi bir yaşam sürmek erdemlerden hareket etmeyi gerektiriyor. Ancak filozoflar erdemlerden hareket edebilmenin belirli bir ölçüde istek ve şansla gerektirdiğini söylüyorlar. Yani bir başka deyişle erdemden hareket edebilmek için yaşamadığımız dünyanın bize karşı iyi niyetli, sevecen, misafirperver olması gerekiyor. Bu da elverişli koşullar, kaynaklar ya da araçlar demektir. Peki umursamak iyi karakterin ve erdemin neresindedir sorusu geliyor akla. Çünkü umursamayı bir yerde bırakmıştık, erdem ve karaktere dönmüştük. Aslında umursamak erdemli bir karakter oluşturma ve karakteri biçimlendirme sürecinin önemli bir bileşeni olarak karşımıza çıkıyor. Bir kişinin neyi umursadığıyla neyi yapmayı düşündüğü arasında doğal olarak yakın bir bağlantı vardır. Aslında umursamayı sorgulamakla ilgilendiğimiz şey kendimizle ne yapacağımıza karar vermektir. Yani umursamak doğrudan kendimizle ne olmak istediğimizle ilgili bir şeydir. Bu nedenle neyin önemli olduğunu ya da bizim için neyin önemli olduğunu anlamamız gerekiyor. Çünkü bir şeyi umursadığınızda ona yatırım yaparsınız, onunla ilgilenirsiniz, ona özel olarak dikkatinizi verirsiniz ve davranışlarınızı buna göre yönlendirirsiniz. Hayatımız kısmen ya da tamamen umursanan şeye adanmış olduğundan içeriği, yapısı, modaya uygun olmasa bile biz önem vermeye devam ederiz, umursamaya devam ederiz. Başkaları aslında dışarıdan baktığında neden bizim buna bu kadar değer verdiğimizi, umursadığımızı anlayamayabilir. Çünkü umursadığımız konu tamamen bizimle ilgilidir. Neyle ilgilendiğimize, kendimize ne kadar önemsediğimize ya da geliştirdiğimize bağlı olarak umursamak bizleri umursadığımız şeyleri kaybetme korkusu konusunda savunmasız bırakırken ödüllere de açık hale getirir. Hocam burada belki bir araya şöyle bir soru geliyor. Acaba umursamak mı, umursamamak mı? Yani hayatta bunun olduğu durum. Yani kişi açısından bakıldığında hangisi avantajlı çalışmaya yapabilir? Yani şöyle bir ya, umursamayanlar daha rahat olur, daha az hasta olur. Umursayanlar daha fazla hastalığa yakalanır, daha fazla işte unutulur. Hangi böyle bir olarak bir şey var? Yani bir depresyon gibi. Sizin yanınız öyleydi. Evet, umursamak mı, umursamamak mı diye soruyorsunuz. Evet. Bu hangisini tercih etsin sizce? Bana kalırsa umursamayı tercih etsin tabii. Çünkü ben umursamayı savunuyorum. Aslında yazımın sonrasında da konuşmamı söyleyecektim.
Umursayan insanlar bir şeyleri çok umursadıkları için ona yatırım yaptıklarından, akılları fikirleri onunla meşgul olduklarından o durumla ilgili kaygılanırlar, endişelenirler. Yani diyelim ki bir futbol takımı tutuyorsunuz ve gerçekten umursuyorsunuz o takıma ne olduğunu. O zaman şey yapıyorsunuz, yani takım kaybedecek mi diye üzülüyorsunuz, kaybetti mi, kazandığında seviniyorsunuz. Ondan sonra yağmur yağış olup gidemediğinizde üzülüyorsunuz. Ama bir sefer başka sefer kalkıp gidiyorsunuz, fiziksel olarak hasta olabilirsiniz. Yani umursamak insanın duygusal olarak da yatırım yaptığı bir şeydir. Doğal olarak duygusal olarak yaptığınız şey size zaman zaman ağrı, acı, üzüntü, sıkıntı, kaygı verebilir. Ama öte taraftan şöyle bir faydası var. Duygusal dünyamız çok renklidir. Yani siz diğerlerinin olmadığı kadar duygusal olarak gelişirsiniz oraya yatırım yaptığınız için. Aynı şey umursamakla, mesela maske takmayı umursamakla da ilgili. Siz bütün sıkıntılarına rağmen sıcakta gözlük takıyorsanız gözlük camınız buğulanırken, gün boyu kulaklarınızın arkası ağrıdığında ya da burnunuzun üstüne baskı yaptığında bile maske takmaya devam edersiniz umursarsanız eğer. Bu sizi birçok duygusal, fiziksel zora maruz bırakmasına rağmen siz maske takmaktan vazgeçemezsiniz. Çünkü hem kendinizi hem de umursadığınız için, buna yatırım yaptığınız için, önemine, değerine inandığınız için maske takmaktan vazgeçemezsiniz ve sonuçta sizin umursal tavırlarınız her zaman kendiniz için de başkaları için daha takdir veren ve hayranlık uyandıran bir büyük bütüne dönüşür. Bilmiyorum sorunuza yanıt oldum hocam. Gayet net anlaşılır hocam. Evet, siz yine ben arada girmiş oldum hocam. Siz devam edebilirsiniz. Sorun değil hocam. O zaman bir soru da ben kendi kendime sorayım. Peki umursamak, beğenmek ya da istemekten farklı mıdır, fazla mıdır ya da aynı mıdır sorusunu sordum ben kendime bu sunumu hazırlarken. Bir şeyi arzulamak ya da değerli olduğunu düşünmek sadece bir anlık bir şey olabilir sonucuna vardım. Yani arzuların kalıcılığı yoktur. Bugün isterseniz işte elbise alırsınız, yarın ona ilişkin isteğiniz geçer. Çok istediğiniz arabayı alırsınız, geçer. Bir statüye ulaşırsınız, bu arzunuza ulaşmış olursunuz, geçer. Yani sadece bir an için bir şeyi önemseyen bir kişi, dürtüsel hareket eden birinden ya da başka bir canlıdan daha farklı olmayabilir. Çünkü bu davranışa rehberlik eden ya da yönlendiren güçlü bir duygudan yoksundur. Ancak umursamanın rehberlik ettiği davranışlarda belli düzeyde tutarlılık ya da istikrara rastlanabilir. Bu belirli ölçüde sebat gerektirir. Maske takmaya devam etmek gibi. Çünkü birisinin bir şeyi umursaması arzu etmekten daha karmaşıktır. Bilişsel ve duyusal yatırım yapmayı gerektirir. İradeyle ilgili bir şeydir. Umursadığınız şeyler konusunda sebatlı, tutarlı, dolayısıyla irade olarak daha güçlü olursunuz. Aslında karakterinizin bir parçası, huyunuz olmaya dönüşmüştür bu. Demek ki bir kararın verilmesi sadece bir an gerektirirken, bir kişinin bir şeyi umursamaya karar vermesi artık onu umursadığı anlamına gelmeyebilir. Garantisi de değildir umursayacağını. Sadece umursamaya karar vermekle ilgili bir niyet oluşturmuştur. Bu niyetin davranışa dönmesi umursamayla desteklenen ve umursadığını gösteren bir davranış olacaktır. Yine pandemiyle bağlandırırsak eğer, maske takmaya karar vermekle maske takmak ve maske takmaya devam etmek arasında fark vardır. Maske takmak ve takmaya devam etmek, maske takma kararından çok maske takmayı ve takmadığınızda ne olacağını kendinize ve başkalarına umursamanızla ilgilidir. Aslında bu eylem bir başkasının yaşamını gözetmenizi isteyen, insanlarla her bir araya gelişimizde uyulması istenen, çoğu kez önceden herkesle tek tek konuşulmamış sessiz bir etik taleptir de.
Bu etik talebi genelde duyuyoruz ama tek tek bana birinin polis olarak söylememesi gerekiyor. Talep kişiye talebi karşılaması gerektiğini söylemekte ama nasıl karşılayacağını tam olarak söylememektedir. İşte bu talebin nasıl karşılanacağı davranışın tamamen umursama düzeyimize bağlıdır. Bu konuda aslında yani erdemler konusuyla ilişkili olarak Martha Nussbaum ve Amartya Sen erdemi yaşamın zorluklarıyla başa çıkma konusunda gerekli özellikler olarak işaret ediyorlar. Kolayca tahmin edileceği gibi biz sağlık çalışanlarıyız ve her zaman zor durumlarla karşı karşıya geliyoruz. Ve hatta zor hasta diye bir kavram var. Her gün bu zor hastalar tarafından erdemlerimiz, merhamet, şefkat, sabır gibi test ediliyor. İşte bu test edilme sürecine dayanabilmemizi sağlayan şey bizim yaptığımız işi umursamamızla daha ilgili görünüyor. Yani umursamaya karar vermekle yapmak arasındaki farkı burada görüyoruz. Yine eğitimciler olarak da umursayan davranışlarımız bizim test ediliyor. Kararlarımız, niyetlerimiz test ediliyor. Öğrenciye şöyle davranacağım, onlara böyle öğreteceğim ama zor öğrenci dediğimiz, bize göre öğrenmeye direnen öğrenci, bizim bu niyetimizi, kararımızı test eder. Eğer yeterince umurumuzda değilse, sebat, istikrar kazanmamışsak bu konuda umursayamaya devam etmemiz imkansızdır. O halde bizi istikrara hale getiren ve zor durumlarda başa çıkmamızı sağlayan bir durumdur umursama durumu. Çünkü umursayan kişinin bakış açısı geleceğe dönüktür. Yalnız kendimizi değil, gelecekte ne olacağını, hatta gelecekteki hayal ettiğimiz iyi bir dünyanın nasıl olması gerektiğiyle ilgilidir umursamak. Bir örnek daha verebilirim. Videolarda görüyorum. Fogların yaşadığı yere giden bir grup insan, bazı fokları takip ediyorlar ve onların naylon iplerle belli bölümlerinin boğulmuş olduğunu görüyorlar. Onları yakalıyorlar, onları kesiyorlar ve onları denize salıyorlar. Şimdi başkaları umursamasa bile çok değerli bir davranış. Yani bir canlının hayatının umursandığı ve umursamaz kalamadıkları ve bunu umursamaya devam ettiklerini bu davranışı sürekli yapmalarından görüyoruz. Çünkü umursadığımız şeye bağlılık geliştiririz. Umursayabildiğimiz kadar umursadığımız için ona bağlılık geliştiririz. Onun için kaygı duymaya başlarız. Başkası umursamasa bile umursadığınız şey sizin için, yani sizin umurunuzdadır. Mesela yere çöp atmak, yani bugünlerde maske atmak, bone atmak, eldiven atmak. Siz umursuyorsunuzdur bunları yere atmamayı. Başkası umursamıyordur ama siz başkası umursamıyor diye yere çöp atmaya devam etmezsiniz. Ya da atıyor diye atmazsınız, yanınızda taşırsınız bunu. Demek ki başkaları için önem arz etmeyen durumlar bile umursama durumunda olan kişi için umursamaktan onu vazgeçirmez. Aslında bunun üniversitemizde de çok iyi bir örneği var Sayın Yüksel Hocam. Biliyorsunuz çevre mühendisi olarak çevreyi umursamanın ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Üniversitede böyle bir sistem kurdu şehirde ve bunu yapmaya çalışıyor. Demek ki bu türden yüzleşmeler umursamakla ilgili bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Aslında umursamanın en önemli şeylerinden birisi de, kişilerinden birisi de Atatürk bence. Çünkü Atatürk muhtemelen çok umursadığı ve umursamaktan vazgeçemediği için o kararını verdi, deklarasyonunu yaptı. Yani ya bağımsızlık ya ölüm dedi. Başka bir alternatifi yoktu. Bağımsızlık onun için o kadar önemliydi. Peki bir şeyleri umursamak ve fark yaratmak için her zaman Atatürk gibi bir dahi, bir deha mı olmak gerekiyor? Çok ulaşılmaz mı bu durum gerçekten? Aslında değil. Bunu
Mesela umursayan öğretmen Ahmet Naç yaptı. Yani sınıfı başkaları söylemediği halde ama eğitimi önemsediği için, çocukların gelişimini önemsediği için, cumhuriyeti önemsediği için sınıfı çocuklar için bir cennete çevirdi. Ya da Maltepe Yalı Mahallesi'nde çalışan 17 yıl temizlik işçisi olarak çalışan Gazi Ceylan, o bölge halkı için vazgeçilmez oldu. Heykeli dikilene kadar. Ya da bir doktor, bir kadın olarak, Cumhuriyet kadın olarak Türkan Saylan, umursamanın en üst örneklerini vermiştir hayatında. Demek ki umursayan insanlar başkaları aksi yönde hareket etse bile ya da sizi aksi yönde davranmaya zorlasalar bile genellikle umursadıkları yönde hareket ederler. Ben gene burada kendime bir soru sordum Sayın Murat Hocam. Yani umursamak o halde insanı özgürlüklerinden alıkoyan, yaşamını kısıtlayan bir şey midir? Ya da umursamanın özgürlükle ilişkisi var mıdır? Biraz önce söylediğim sözü söyleyeceğim yine. Yani umursayan insanlar başkaları başka türlü davranmasını söylese bile umursadıkları yönde davranırlar. Bu durumda kişinin iradesinin zorlayıcı gücü iş başındadır. Bir davranışın başkalarının zorlaması olmaksızın kendiliğinden sürdürüldüğü bir noktadır bu. Vazgeçebilecekken vazgeçmemek, vazgeç denmişken devam etmek, yani sizce özgürlük bu değil mi Sayın Hocam? Yani bir insanın kendi kararlarını verebilmesi ve bu doğrultuda devam edebilmesi. Aynı şeyi ben sizin MS tanısı alan hastalarla yaptığınızı biliyorum. Duyduğum bu yönde. Yani sadece tedavisini verip göndermiyorsunuz. Onların hayatını güzelleştirmek için pek çok uygulama yaptığınızı biliyorum. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Bu umursamayla ilgili bir şey. Başkası sizi bunu yapmaya zorlamıyor. Sadece tedavisini yapıp gönderseniz kimse size Murat Hoca neden bunu böyle yapmıyorsun demeyecektir. Ama siz başka türlü olma olasılığınız yok gibi görünüyorsunuz. Burada şöyle söyleyeyim, umursamayla ilgili çok güzel söylediniz ve ben umursandıkça bunun çoğaldığını hissediyorum ve görüyorum. Yani siz bir şeyi umursuyorsanız bu da umursamıyorsunuz. Yani karşılıklı olarak umursamak gittikçe çoğalıyor, artıyor ve bir müddet sonra İnsan etrafında kendini umursayanları gördükçe hayattaki vermiş olduğu mücadele çok daha başarılı hale geliyor. İsterseniz bir iş hayatı olsun, isterseniz bir ev hayatı olsun veya bir hastalık olan birlikte olsun. Örneğin sizlerimiz bir MS verilebilir ama siz biliyorsunuz pek çok hastalık, yani özellikle bir hastalıklar, kanser gibi ama akut hastalıklar gribal bir enfeksiyon olduğunda yani o anda kendimizi halsiz, yorgun hissediyoruz örneğin. Bir ağrı kesici ihtiyacımız olduğu gibi hamur getiren, bize işte nasılsın yani bizim işte odamı havalandıran birini görünce de çok daha mutlu oluyoruz. Yani bir umursanmayı böyle hastalık döneminde daha çok hissediyoruz. Ona olan ihtiyacımızı daha ön planda görüyoruz. Tabii özellikle hastalıklarda umursanma konusuyla sadece sağlık çalışanlarından bir şey değil. Onun için aile bireylerinden, toplumdan, çevreden her şeyden de bir bekliyoruz. Örneğin engelli hastalara bakıyoruz. Umursanmak istiyorlar. Diyorlar ki işte biz ATM'den rahat para çekmek istiyoruz. Biz işte engelli tekerlekli sandalyemizle beraber sokaklarda rahat hareket etmek istiyoruz. Biz işte görme engelli, işitme engelli, buna yönelik önemsemek ve umursamak istiyoruz diye. Tabii böyle bir durumda, böyle bir beklentimiz var ama herkesin karşılıklı olarak bunu devam ettirmeyi görüyoruz. Yani siz ne kadar umursuyorsanız karşı taraf o kadar umursamak istiyor. Siz o kadar umursamak istiyorsunuz ve böyle bir kısır döngü oluyor. Tabii böyle anlayınca daha kimliği oluyor. Bizim MS olan örneğimiz böyle hocam. Biz hani umursuyoruz. Hastalar umursamak istedince bizim de memnuniyetimiz artıyor. Ve bizim bundan olan yanımız çok daha keyifli hale geliyor. Onu hissettiğimiz umursadığımızı da hissettiriyoruz. Evet. Yani bazen şöyle oluyor, ben çok umursuyorum, ben çok önemsiyorum ama bir bakıyorsunuz hiç öyle hissettirilmiyor. Yani ben işte çok umursadığım da önemli bir konu hocam.
belki konuşmanıza yine buna biraz daha değineceksinizdir. Umursamak çok önemli, çok güzel ama bunu bir de yansıtmak da önemli. Çok haklısınız hocam. Bakın siz umursamanın ne kadar güzel bir örneğini verdiniz ve bunun büyüdüğünü söylediniz. Gerçekten umursamak fark yaratıyor. Yani ister bir yeri temizleyin, ister yani bir yönetici olun ki yönetici olarak da fark yaratmak ve yaratmamak tamamen sizin o kurumu, o aldığınız parayı, o oturduğunuz koltuğuna kadar umursadığınızla aslında kendinizi ne kadar umursadığınızla ilgili bir şey. Çünkü aslında bu bireysel bir şey umursamak. Fakat etkisi bireysel olmaktan çıkıp topluma olumlu bir daha büyük bir şey olarak dönüyor. İşte sizin MS hastalarıyla yaptığınız gibi ya da Türkan Saylan hocamızın Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, cüzdanı olan bireylerle yaptığı gibi ya da kadınların okumasını önemsediği gibi ya da Atatürk'ün bu ülkede Cumhuriyeti önemsemesi gibi ve eğitim önemsemesi gibi bir umursanma durumunun nasıl büyük bir şeye dönüştüğünü görebiliyoruz. O halde bu bir özgürlük durumu aslında. Dediğiniz en başta sorduğunuz hangisi iyi? Evet, rahat ederim, yatarım, uyurum, kimse de bana bir şey demez. Ama hiçbir şey umursadığım durumda elde ettiğim duygunun, o üzüntüler, sıkıntıların yanı sıra o ödülü bana tattıramaz. Bu nedenle umursayan kişinin umursamaktan vazgeçmesi neredeyse imkansızdır. Çünkü umursama durumu zaten onun için bir yaşam biçimidir. Öte taraftan umursamaktan kaynaklanan ödülleri de görmüştür ve bu ödüller parayla ya da başka bir şeyle yerine konulabilecek ödüller değildir. O halde bizim bir işi yaparken umursama durumumuz kendimizi ne kadar önemsediğimiz ve başka insanları ne kadar önemsediğimizle ilgilidir. Aslında umursadığımız şey bizi büyüler, ele geçirir. Yani bir nevi biz bu duruma aşık oluruz. Aşık olmak her zaman iki cins arasında olabilecek bir şey değildir. Umursadığımız şey tarafından ele geçirilmek, bilişsel ve duygusal özveri gerektir. Hocam bir şey soracaktınız herhalde. Ha, bu konuyla ilgili de bir soru var hocam. Yani diyor ki umursadığımız konular, az önce sizin söylediğiniz gibi, bize yaşattığı duyguları nasıl kontrol altına alabiliriz? Yani o umursadığımız konular bize yaşattığı duygular. Yani kontrol altına almak istiyor. Kontrol altına alabilir diye fikirlerimizi soruyorlar. Ne kontrol altına almak istiyor? Bunu soruyorum. Çünkü umursadığımız şey bizimle ilgili bir şey. Başkalarıyla ilgili değil. Mesela ben hemşireliği önemsiyorum ve bakımı önemsiyorum. Ve önemseyebildiğim kadar önemsiyorum. Öğrencilerimle, meslektaşımla, toplumla yaptığım şeylerde hemşirelik ve bakımın önemini sürekli vurguluyorum. Başkalarının bunu değerli bulması benim için çok da önemli değil. Ama sizin biraz önce söylediğiniz gibi ben umursadığım için bir müddet sonra etkisi diğerlerinin de buna değer vermesine dönüşmektedir. Mesela benim hemşireliği çok vurguladığım bazı toplantılardan sonra hemşire olmayan, mühendis olan bazı arkadaşlarım sizin yüzünüzden hemşireliğe sempati duymaya başladım diyor. Ama çok önemli zaten. Ben ona işim, görevim olarak bakmıyorum. O benim artık bir umursama alanım, değer verdiğim, benim ben olduğum bir alan. Bu nedenle umursamaktan vazgeçmem mümkün değil. Bu durumda neden kontrol etmek istiyorlar? Şöyle diyorlar da herhalde umursamadan kaynaklanan kırgınlıklarımız oluyor ya da işte böyle hayal kırıklığı ya da işte üzüntü. Hani herhalde belki bunlar olmaz gibi düşünüyor. Bir de şöyle deniliyor, bazı durumlarda da umursamamak daha sağlıklı olmaz mı diye de bir soru var. Yani bu o durumun ne olduğuna bağlı. Etken de önemli hocam burada. Ama zaten hani yazımın bir yerinde de bunu söyleyecektim. Bir şeyin hani demek ki umursadığı şey kişi tarafından, başkaları tarafından değerli görünmüyor bu arkadaşımızın soruyu soran. Ve değerli görünmediğinde o umursadığı doğrultuda davranamadığı için, amaçlarına ulaşamadığı için, burada gecikme olduğu için ya da kendi kırılıyor ve üzgün hissediyor. Ama
hiç umursamamaktan yine iyidir. Çünkü umursamaz olmak hayatta değer verdiği, kendisi olmasını sağlayacak bir umursadığı alanın olmadığı anlamına gelmektedir. Her şeyi umursayabilmek, her şeyi aynı derecede sevebilmek mümkün değil. Bu tanrısal bir şey, yani ilahi bir şey. Aslında dediğim gibi yazının sonunda bunu söyleyecektim. Yani Tanrı bir şeyin değerine ya da ne olduğuna bakmaksızın yarattığı her şeyi, ama her şeyi sever. Yani bu Tanrı'nın doğasıyla ilgili. Bizim sevmediğimiz, korktuğumuz ya da bize ağır belirten pek çok varlığı da Tanrı seviyor. Çünkü onu o yarattı. Ancak biz insanız, yani kapasitemiz sınırlı. Bu durumda biz umursama konularımızı seçmek, kendimizle ne yapacağımıza karar vermek zorundayız. Aksi takdirde bir can taşıyan boş bir çerçeveye dönüşürüz diye düşünüyorum ben. Boş bir çerçeve olmak istemiyorum. Çok fazla şey, yani bazı şeyleri daha fazla umursamak lazım. Evet, evet. Neyi umursadığımız şey değişecektir. Kesinlikle. İşte bu bizim kendimizle ne yapmak istediğimize karar verme noktamız. Mesela bizim için Florence Nightingale bunun çok iyi örneklerinden biridir. 17-18 yaşlarında bu hayata ben salonlarda bir süslenen bir blok kadın olmak için gelmedim. Hayatımın bir amacı olmalı diye düşünüyor ve en sonunda bakım vermenin onun en önemli amacı olduğunu düşünüyor ve ömür boyu bunu umursuyor ve bunun üzerine çalışıyor. Onun da nasıl fark yarattığını elbette görüyoruz. O halde bizim bir şeyi umursamamız aslında ilahi sevgiye, Tanrı'nın sevgisine ya da Tanrı'nın bir parçası olma yolunda yol kat etmemiz, ona yaklaşmamız demektir. Yani biz Tanrı'nın bir sureti olarak görünmek istiyorsak bazı şeyleri umursamayı seçmek ve umursamaya devam etmek zorundayız. Yani ilahi sevgiye bir adım daha yaklaşmış olacağız bu durumda. Benim umursadığım şey başkası tarafından umursanmıyorsa ne olacak peki diye bir şey var hocam. Bu sorunun cevabı var. Bu kişisel bir şey, umursanma durumu. Yani neden insanlar için savaşayım? Dünyanın kaderini ya da asla tanışmadığımız insanların kaderini bilmiyorum. Ya da bir yerlerde işte boynuna ip bağlanmış olan fok balığı benim için neden önemli olsun? Ya da işte bu kadar kötülük yapabilen insanları ben neden önemseyim soruları pek çok kişi tarafından sorulmuyor. Niye umursam olsun? Bu kişisel bir mesele. Yani siz bir şeyi umursamayı seçtiğinizde başkaları onu umursasın ya da önemli bulsun diye umursamazsınız. Siz umursadığınız için çok önemlidir zaten. Bir şeyi değerli yapabilmek, umursamak ve umursamaya devam edebilmek kişisel bir meseledir diyorum ben bu soruyu soran arkadaşlara. Mesela fiziksel mesafeyi korumak, maske takmak, umursamakla ilgili bir şey. Başkaları bunu yapmayabilir. Herkesin rahatladığını gördüğünüz bir ortamda siz hala maske takmaya devam edebiliyorsanız bu sizin umursama derecenizi gösterecektir. Çünkü pandemi benim maske takmamla belki bitmeyebilir ama ben maskemi takarsam ve kendimi korursam benimle ilişkili olan kişiler için pandemiyi bitirmiş olurum aslında baktığımda kişisel olarak. Bu nedenle umursamaya devam etmek onun değerine, başkaları tarafından önemsizliği bulunmamasına, umurunda olup olunmamasına bağlı değildir. Kişisel bir meseledir. Bu nedenle kişisel olarak umursadığımız şeyi umursamaktan vazgeçmek, kendimizden vazgeçmek gibi bir şeydir Sayın Murat Hocam, bence. Yani bununla ilgili şöyle soru var hocam. Mesela umursadığımız konuda her zaman başarıya ulaşabilir miyiz? Vazgeçmeyenler için her zaman bir olasılık var diyebilir miyiz diye? Kesinlikle. Evet. Umursamak kesinlikle. Önemli. Şöyle bir eskiden hikayeler söylenirdi. İşte karınca demiş ki ben yola çıktım, hacca gidiyorum. Ama sen karıncasın, yolda ölürsün, ömrün o kadar uzun. Yani hacca gidemezsen bile yolunda ölürüm. Değer verdiğimiz şeyler böyle bir şey. Yani
Atatürk yola çıkarken Kurtuluş Savaşı'ndan sağ çıkıp çıkmayacağını muhtemelen bilmiyordu. Ama hiçbir noktasında idealinden, umursadığı şeyden vazgeçmedi. Ya da biraz önce örneğini verdiğimiz Türkan Saylan ya da dünyada pek çok şeyi önemseyen, açlıkla savaşmaya çalışan pek çok insan her şeyi açlığı bitiremeseler bile savaşmaya devam ediyorlar. Bir kişiye ulaştıklarında o bir kişi için bitmiş oluyor çünkü sorun. Bence tek tek kişilere ne olduğu, tek tek minik farklar yaratamadığınız bence çok önemlidir. Bütün kedileri susuzluktan ya da açlıktan koruyamazsınız ama yemek verdiğiniz bir kedi için her şey çok farklı olacaktır. Ya da diğer hastalar için mesela. Umursanmamaktan yorulmuş hastalar için. Bütün hemşireler umursamasa bile, bütün doktorlar umursamasa bile bir kişinin umursaması fark yaratacaktır ve onun gelişini gözleyecektir. Umut verecektir aslında. Bu nedenle umursamaktan vazgeçmemek gerekir bence ve umursamaktan vazgeçmek kendimizden vazgeçmek demektir aslında. Hocam umursamak sanki biraz profesyonellik içerisinde amatörlüğü gerektiriyor. Ve amatör bir ruh diyoruz ya, onu düşündürüyor hep bana. Tabii umursamanın da yanında güzel şeyler oluyor. İnanmak gibi, çalışmak gibi. Yani umursadığınız zaman güzel olan şeyler de sizinle beraber geliyor. Evet. Tabii umursamamakla ilgili şu, az önce size vermiş olduğum örnekler, örneğin maske takmak gibi. Örneğin işte benim kızım mesela 12-13 yaşında şöyle diyordu. Avustralya'da yangın çıktığında oradaki kanguruların hani zor durumda olduğu bir dönem oldu. Demek ki umursamda da önemsemiş. Şimdi böyle bir durumda etrafımızdaki kişiler maske takmıyorsa, etrafımızdaki kişiler düşünmüyorsa bir hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Evet. Etrafımız kişileri başkalarına umursamadığını görmek. Burada bir soru var. Hani böyle bir durumda kaygı bozuklukları veya psikiyatrik bozukluklar arasında bir bağlantı olabilir mi diye. Hani hangi seviyede zararlı hale gelebilir? Örneğin siz çok umursuyorsunuz maske takmayı ama toplumda bunun önemsenmediğini görüyorsunuz. Bu bir müddet sizin sonra size hayal kırıklığı ya da psikiyatrik probleme bir kaygıya dönüşebilir mi? Böyle bir endişe var, böyle bir soru var. Evet, aslında buna o zaman ben Aristoteles'in erdem tanımıyla, erdem karakterin özellikleriyle yanıt vermek istiyorum. Mesela Aristoteles diyor ki pısırıklık iyi değildir, uç bir durumdur. Gözü karalık da öyledir ama cesaret orta derecede bir erdemdir ve iyi bir erdemdir. Bu durumda da umursamamak en kötü durumlardan birisi. Aşırı umursamak ve herkesle yel değirmeni gibi savaş açmak da aynı şekilde. Ama yapabileceğinizi yapmak, kendi sorumluluğunuzu almak ya da çevrenizdekileri bu konuda bilinçlendirmeye çalışmak erdemli bir karakter özelliği umursamanın sonucu olarak karşımıza çıkacaktır. Bursa'da bir polis memurunu hatırlarsınız, fenomen olmuştu. Çünkü geçen herkese neden masken yok, maskeni tak, burnuna takacaksın, kolunda işe yaramıyor, çenenin altında işe yaramıyor diye haber olmuştu. Neden? Çok umursamıştı çünkü. Yorulmuş muydu? Evet. Üzülmüş müydü? Evet. İnsanlar da abi çok sıcak, onun için takamadım diyor. Şimdi umursama derecelerine bakabilir miyiz burada? Birisi umursamazlık durumunda. Hemen vazgeçebiliyor ama bu polis memuru başka polis memurları vazgeçse bile vazgeçmedi ve onun bu davranışının kayda değer olduğu mı gördük. Tıpkı Türkan Saylan'ın lepra ile uğraştığında olduğu gibi, sizin MS'de uğraşmanızda olduğu gibi, benim hemşirelik konusunda uğraşmaya devam etmem gibi. Akreditasyonu önemsemek, umursamak gibi. Evet, evet. Yani illa başkalarının umursamasını beklemeden bizim kendi umursadığımız şeyle ilgilenmeye devam etmemiz belki çok fazla büyük beklenti ve bir an önce iyileşme olmasını beklemek çok şey olabilir, yıkıcı olabilir. Bu durumda küçük küçük başarıları
ya da kendiniz yapabiliyor olmayı bir şey artı olarak görüp zaman içerisinde bunun diğer insanlara yayılacağını bulmak elbette en iyisi. Hayal kırıklığı uğramaya her an hazır olabiliriz ama vazgeçmemiz için neden değil. Hayal kırıklığıyla yeniden ayağa kalkarız ve yeniden devam ederiz. Aksi takdirde dünya daha güzel bir yer olmayacak. Hocam bazen de böyle her ne kadar umursamıyor gibi siz söylediniz gerçi ama umursamıyoruz gibi davransak da gerçekten hani onu öyle davranmaya çalışıyoruz ama bir taraftan da biz gibi umursuyoruz. Her ne kadar umursamamak istesek de umursadığımız şeyler oluyor bunlar. Çünkü etrafımızda devam eden ve sürekli birlikte olduğumuz çevresel olayların veya kişiler olan diyalogların, ben ona beyinlerin konuşması diyorum. İnsanlar her ne kadar uzak olsalar bile, onlar arasında olsalar bile benim bir Amerika'dakini de umursuyorsunuz, Amerika'dakini de umursuyorsunuz ve etrafta devam eden çevresel olayları da umursuyorsunuz. Bunlardan tabii bugün günümüzde özellikle sosyal medya gibi veya iletişim araçlarının geçmesiyle beraber bu daha da her taraf, herkes tarafından görünür, bilinir hale oluyor. Yani sadece çevrenizde, ailenizde, o çekirdek ailede veya mahalleden ötesinde de artık ulaşmak çok kolay şimdi. Böyle bir durumda da uyaranlar çok fazla. Uyaranlar çok fazla olunca da hangisini önemsemek istemeseniz bile önemsemeyi en azından bir şekilde umursama gene olabiliyor. Bu da insanı zaten zaman zaman sanki biraz yorabiliyor ama dediğiniz gibi bazı şeyleri biraz daha fazla umursamak ve onların da biraz daha yoğunlaşmak gerekecek. Hocam süremizin sonlarına doğru yaklaştı ama ben sizi yani son söylemek istediklerinizi alarak başka soru var mı diye de bir teyit ederek kapatmak sürecine yaklaşabilirim. Evet, belki sosyal medya dediğim için oradan şey yapabilirim. Mesela bu umursamayla ilgili araştırmayı yaparken bu alanla ilgili bir şeye rastladım. Yani iki kişinin yan yana oturduğu durumda bilmek, sürekli telefonuyla ilgili olması ve bir şekilde yanındaki kişiyle iletişimi kesip sosyal medyada kalması umursama ile ilgili bir sorun olarak tanımlanmıştı orada. Yani başka pek çok alanda bulamadım umursamanın şeyini ama burada evet umursanmadığımı hissediyorum diyordu. Bu nedenle sosyal medyayla nasıl yaşayacağımız ve başkalarını umursamaya devam ederek sosyal medyayı nasıl kullanacağımız da bence umursamanın konusu arasına girebilir. Belki bununla ilgili de başka bir oturumda, başka bir sohbette bunu da konuşabiliriz hocam. İnşallah hocam. Hocam ben çok teşekkür ediyorum katılımınız için, katkınız için, vermiş olduğunuz bilgiler için. Umarım izleyenler için de faydalı olmuştur. Sorulardan görüldüğü kadarıyla ilgilenen izleyicilerimiz bize netlikleriyle bu konuda ne kadar umursadıklarını da hissettirdiler. Ben de kendilerine teşekkür ediyorum katılımlarından dolayı. Gelecek hafta başka bir konumuz ki bu sefer beslenmeyle ilgili bir konuyla kendilerinin karşısına geleceğiz. Son bir soru var mı diye ben teyit edeyim ama şu anda yok diyor arkadaşlar bana ilettikleri bilgi kadar. Ben bir Mevlana'nın şeyi de bitirmek istiyorum o zaman. Çünkü Mevlana'da biliyorsunuz ilahi sevgi ve sevgiyi çok umursayan biriydi ve bir insanın diğer insanın aynası olacağını söylüyor. Bunun şiiriyle bitirebilirim hocam. Olur hocam, yani şöyle son 5 dakikamız var. Sizin hem şiirinizi alabiliriz hem son söylemek isteyeniz. Ben sadece şunu söyleyeyim hocam sizin konuşmanızdan önce. Uzem işbirliğiyle beraber, onların desteğiyle beraber bundan sonra da her hafta bu sağlıklı yaşam webinarları devam edecek. Özen hocamla başladık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Son söz olarak Mevlana'nın şiiri ve söylemleriyle Özen hocama son sözü veriyorum. Teşekkür ediyorum tekrar katılımdan dolayı. Mevlana'nın umursama ile ilgili bana bunu çağrıştırdı. Belki ben ilişki kurdum umursamayı umursamadığımdan. Katılımcılara teşekkür ederek bu şiir ile bitirmek istiyorum. Güzelliğimi sende görüyorum. Gözlerimi hasretine kapatamayacak bir ayna oldum. Hiçlikten ortaya çıkan binlerce dünyayı yüzün nasıl yansıtıyor? Sonsuzluğun dışında yüzümü sana ve sonsuza dönüyorum. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz hocam. İyi günler diliyorum herkese. Ben de iyi günler diliyorum.